Gündüzlerim gece oldu. Dünyam karardı. Mahvoldu. O günden sonra bir daha ne yüzüm güldü, ne de herhangi bir yaşama sevincim oldu. Merhaba. Zeynep Yılmaz'la görüşecektim. Ne soruyoruz? Ben bir yakınıyım. İçin mi rica edebilirim? Tabii. Heh, gördüm. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ben de içeri nasıl gireceğimi konuşuyordum. İyi ki geldin. Bir şey mi oldu? Oldu. Seni merak ettim. Öyle mi? Öyle. ayakta kalmayalım ya. Şöyle şuraya oturalım o zaman. Tamam. Merak ettim bu kız ne yapıyor diye. Kendi kendime soracağına gelip de göreyim dedim. Ya olmaya çalışıyorum işte. Yani ben aslında böyle kendi kendime konuşmaya çalıştım ama olmadı. Nasıl yani, anlamadım ben. Ben de senin bir fotoğrafın var. Böyle siyah beyaz, denizci üniforması var üstünde. O yıllardır benim başucumdaydı. Yani ben işte onunla dertleşiyordum, ona anlatıyordum her şeyimi falan. Böyle hayali baba gibi bir şey. Tamam, çok çocukça. Ya ama çok güzelmiş. Güzeldi tabii. En azından bir babam vardı. Kaybolmuştu, ölmüştü belki ama en azından vardı. İşte ben öyle onu hayal ediyordum. Şimdi burada olsa ne yapardı, bana ne söylerdi? Ama seninle karşılaştığımızdan beri yapamıyorum, olmuyor. Zeynep, ben hiç rahatsız olmadım. Bu kız niye eve geldi şimdi diye düşünmedim. Hatta bak, seni merak ettiğim için buradayım işte. Teşekkür ederim. İstediğin zaman bana gelebilirsin konuşmak için. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Çok düşünürdü biliyor musun Ali? Böyle ince ince düşünürdü, çok detaycıydı. Böyle hiçbir şey kafana göre yapamazdın yani, her şeyin bir sırası vardı. Böyle bazen yüzünde bir ifade oluşurdu onun. Ben en çok onu severdim. Hüzünlü. Böyle sanki elini uzatıversen kalbine dokunuverecekmişsin gibi. Ya özür dilerim, ben seni de üzdüm. Yok, üzmedin. İlk defa babam hakkında böyle şeyler duyuyorum. Biliyor musun Barış, ben bazen düşünüyorum da eğer yıllar önce ben babanın hayatına girmeseydim belki de o hala yaşıyor olacaktı. Bunu bilemeyiz. Biliyor musun sen aynı... Babama benziyorum değil mi? Anneannem de öyle söyler zaten. Bazen anneme benzetir, bazen babama. Hop, önüne bak. Sen kimsin ya? Ha? Sen kendini ne sanıyorsun? Zeynep, salak salak konuşma, tamam mı? Önümden çekin. Çekinmiyorum. Ne istiyorsun? Gel. Gel anlat. Ne istiyorsun? Sen ruh hastası mısın ya? Ha? Bence öylesin. Senin tedaviye ihtiyacın var. Güzel. Güzel ama yani kendi kendine konuşan sensin. O yüzden kiminin ruh hastası olduğunu bir daha düşün istersen. Bir kere bu yanar döner laflarla beni etkileyemezsin, tamam mı? Yapma ya. Çok üzüldüm. Sen üzüldün. Sen üzülmezsin ki. Sen anca insanların hayalleriyle oynarsın, onlara acı çektirirsin. İstediğini alınca da defolup gidersin, değil mi? Vay be. Beni çok iyi tanımışsın. Ha, eminim şu anda şey diyeceksin. Yağmur'a bulaşma, o kadından uzak dur. Yağmur'a elini sürme. Doğruyum galiba, değil mi? Ha, pardon, bir de Cihan Hoca'ya söyleyeceğim kısmı var. Bak, ben hiç kimseden yardım istemedim bugüne kadar. Kendi başımın çaresine kendim baktım.
Bundan sonra da böyle olacak, anladın mı? Göze göz, dişe diş diyorsun. Ben sadece Yağmur'dan uzak dur diyorum. O yemekhanede çalışan kadından da, bu kadar. Vallahi çok iyiyim ya. Bitti mi? Bitti. İyi. Yine ne oluyor ya? Ne olacak? Zeynep yine belasını arıyordur kesin. Bak sana ne göstereceğim. Bu ikimizin birlikte tek fotoğrafı. Bir tek bu var. O yüzden de çok kıymetli. Çok tuhaf. Yani annem yaşasaydı şu an hayatta tek nefret edeceği kadın sendin. Şimdi ben senden babam hakkında her şeyi öğreniyorum. Çocukken her şey çok net. İyiler iyi, kötüler daima kötü. Büyüdükçe bulanıklaşıyor her şey. Köşeler daha bir törpüleniyor. Falan filan işte yani. Büyüyorsun. Sen daha çok gençsin. Önünde upuzun bir yol var. Hayat sana daha neler öğretecek? Doğru. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben yavaştan gitsem iyi olacak. Hoşça kal. Güle güle. Alo. Müsait olup olmadığın hiç umurumda değil yani. Sen bir şey olunca beni ara dememiş miydin? Çocuk yine geldi. Evet. Tamam o zaman sen yarın bana uğra iş yerine. Bir karşılıklı konuşalım yani, bu böyle olmayacak. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.